Hafız Hüseyin Gündüz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Allah ihtiyar versin, iyi gördük. Allah sizi tanıyalım kısaca. İsmim Hüseyin Gündüz hocam. Kütahya Aslanapa'da görev yapıyorum İmam Hatip olarak. Öğrenim durumunda ilahiyat ön lisans. Devam ettiriyorum. Ne güzel. İki sezondur malum yayınlanıyor. Bu yıl üçüncü sezonda Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması. Daha önceki sezonları izlediğinde ne hissetmiştin? Yani ben kendi katılma isteğim de vardı. Daha önceden de şey yapmıştım. Başvurmuş muydun? Başvurmuştum geçen nasip dedi. Olmamıştı. Nasip olmamıştı, evet. Elhamdülillah şimdi nasip oldu. Oldu. Seni tanımak çok güzel bizim için de. Bizim için de hocam. Hazır mısınız? Hazırız. Efendim, Hafız Hüseyin Gündüz, Vakıa Suresi 75 ila 96. ayetlerini tilavet edecekler. Ve şimdi söz Kur'an'ın. فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا حينئذ
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْ فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. Hüseyin kardeşimize teşekkür ediyoruz. Sizlerden puan istirham ediyoruz kendisine. Buyurun efendim. Teşekkür ediyoruz efendim ve şimdi Hüseyin kardeşimiz için hem değerlendirme hemen ardından da puan almak üzere sözü Hafız Osman Egin hocam size bırakalım. Hüseyin'im seni de böyle alalım. Evet değerli Mustafa Cihat kardeşim, Hüseyin'imiz 7 yaşında babasını kaybetmiş. Evet. Kamı cennet. Ve ilkokul yıllarında da hafızlığını ikmal etmiş. Şimdi yoruma geçmeden önce bu mübarek akşamda hem Hüseyin'imizin babası için hem de ekranları başında bizi izleyen kardeşlerimizin dar-ı bekaya irtihal etmiş anneleri babaları için bir rahmet talebi niyazımız var Rabbimize. Cenab-ı Hak bu niyazımızı talebimizi kabul eylesin. Amin inşallah. Cenab-ı Hak geçmişlerimize rahmet eylesin. Amin inşallah. Rahmetiyle muamele eylesin. Cenab-ı Hak babanın kabrini o soyadın gibi gündüz eylesin, aydınlık amin, eylesin amin inşallah. Hocam, inşallah. Ne kadar güzel, keşke sizi dinleyebilseydi diye temenni ediyorum. Ama bu güzel ayet-i kerimeleri duymuştur diye ümit ediyorum, temenni ediyorum değerli kardeşim. Şimdi
yine Vakıa suresinden bize ayet-i kerimeler okudu değerli dostumuz, sevgili kardeşimiz. Bak, bir önceki kardeşimiz de yine tilavetinde Cenab-ı Hakk'ın bize ne kadar yakın olduğundan bahsetti. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Şimdi de ve nahnu akrabu ileyhi minkum. Sürekli bir şeyi hatırlatıyor Cenab-ı Hak bize. Ben size sizin yakınlarınızdan daha yakınım. Daha çok sizin yanınızdayım. Daha çok sizin iyiliğinizi istiyorum ben diyor. Ve sürekli iyiliğimizi istiyor. Ayet-i kerimede bir yer var. Diyor ki la yemessuhu illel mutahharun. Temiz olmayanlar ona el süremezler, dokunamazlar. Ama İmam Bukhari buradaki la yemessuhu kelimesini anlayamaz diye ifade ediyor. Yani maddi kirlerinden ve manevi kirlerinden arınmayanlar, sadece maddi kirler yeterli değil. Manevi kirlerinden arınmayanlar, arınamayanlar Kur'an'ı anlayamazlar. Onun için Kur'an'ı anlamanın en kolay yollarından bir tanesi de zihin kirliliğinden ve zihniyet kirliliğinden kurtulmaktır. Cenab-ı Hak bizleri bu kirlerimizden de korusun, muhafaza Amin. Eylesin diye temenni ediyorum, dua ediyorum. Amin inşallah. Ve sevgili kardeşim Hüseyin Gündüz'e, Hafız Hüseyin Gündüz'e tilavet güzel daha gelişecek inşallah. 97 puan veriyorum. 97 puan. Harika. Doktor Mehmet Ali Sarı Hocam. Hüseyin Gündüz. Evet. Merhaba kardeşim. Merhaba hocam. Kütahya'dan geliyorsun. Evet. Kütahya mübarek bir yer. Öyle hocam. Hafızları var. Tasavvuf musikisi bir hayli orada gelişmiştir. Yani bildiğime evet. göre. O hocalar var oradan. Arkadaşlarımız. Evet. Kardeşimiz temizlenmeden bahsetti. Kalbi ve ruhi temizlenmeden onu Kur'an-ı Kerim'i ancak böyle bir temizlenme sonucu anlaşılabilir dedi. Ben de o temizlenmenin sabununun iman olduğunu düşünüyorum. Elhamdülillah. Evet, elhamdülillah. Sağlam bir iman. Eyvallah hocam. Evet, ağzınıza evet. sağlık. Allah razı olsun. Evet. Allah cümlemize bu mübarek ayda bu mübarek aydan, bu mübarek gecelerde temizlenerek çıkmayı, imanımızı güçlendirerek devam etmeyi ve Ramazan'dan sonra da böyle devam etmeyi nasip etsin inşallah. Amin inşallah. Hüseyin Gündüz hafızdır. Bu büyük bir bahtiyarlık. Hafızlık duruyor mu Hüseyin? Duruyor hocam, evet. Aman dursun. Hafız kalmak, hafız olmaktan zordur derim ben her zaman. Ve evet. hafız kardeşlerimize de aman hafızlarının kalmasını için çalışmalarını tavsiye ederim. Zor bir yer seçmişsin. Estağfirullah. Fela uksimu bimevâkı'in nücum. O kadar metler var ki orada. Meddi lazıma kadar. Efendim meddi muttasıllar var, meddi munfasıllar var. Meddi arızlar var. Böyle adeta bir ses ummanı halinde bir ayeti kerime. Bu da bize gösteriyor ki oraları seslendirmek için, güzel seslendirmek için ses bilgisine ihtiyacımız oluyor. Onu ihmal etmememiz lazım. Kur'an-ı Kerim'i okumak için tecvid ne kadar önemliyse, tecvid uygulamaları ne kadar önemliyse, ses ve ses uygulamaları da o kadar önemlidir. Eğer onu bilemezsek bu metleri hep aynı şekilde çekeriz. O da bir Kur'an'a yakışmayan, yaraşmayan bir monotonluk meydana getirir ki Kur'an buna layık olmaz. İnşallah bu bapta yürüyeceksin, yürümeni İnşallah. Tavsiye ediyorum. Ben de size 95 puan veriyorum. 95 puan. Halil Hocam. Tabii katkıya geçmeden önce sağ cenahımdan gelen iki o olağanüstü süper cümleye temizlik sadedinde ben de bir cümle ilave etmek isterim Mustafa. İzin Buyurun hocam. Mı? Estağfurullah. Tabii iman gerekir.
şüphesiz. Bir de o kalbin kapaklarını açmak gerekir, kapılarını açmak gerekir. İşte onun için de bu temizliği sağlayabilmek için de aynen böyle Nisan yağmurları gibi şimdi Ramazan-ı Şerif'te bir rahmet bereket yağıyor ya sağanak sağanak üzerimize. O feyizdir o, o bereket feyizdir. Efendim? Kalbin kapısının anahtarı da aşktır. O aşk da temizlenmek için bize en güzel nimettir. Allah aşkıyla yananlardan eylesin. Aşk olsun yani netice itibariyle. Müsaadenle bir şey sormak istiyorum saygıdeğer Mehmet Ali Sarı hocama. Değerli dostumun vesilesiyle. Şimdi hocam bizim kadim geleneksel musikimizde bir güzellik var. Büyük bir güzellik var. Meşk şüphesiz usulü değil mi hocam? Femi Muhsin. Meşk var. Evet. Hasan Bey'in dediği ritim var. Evet. Şimdi değerli dostumuzun mesela bu meşk aleminden geçtiğini kabul etsek buradaki icrasını da bir öne alıp baz alıp konuşsak çok farklı nasıl olur? Çok farklı olur. Farklı olur değil çok mi? Farklı olur. Yani meşk Femi Muhsin dedikleri böyle görerek, izleyerek, takip ederek hocayı eğitim almak büyük bir menfaat sağlar. Aynı zamanda hocam meşk nefs terbiyesi demektir. Bir de onu sağlar. Şüphesiz. Üstelik. Şüphesiz. Demek ki kadim... İtaat. Evet. Evet. Kadim geleneksel musikimizin bu bölümünü yeniden çünkü Mustafa terk edilmeye yüz tuttu. Halbuki meşk yani birbirine geçmek meselesini tekrar gündemimize alsak her türlü ihya oluruz biz. Okurken de yaşarken de vesaire. Ağzınızı açmadınız. Açmadığınız için nefesiniz, sesiniz içeride kaldı. Arz edebildim mi? Evet. Açın ağzınızı. Bu meşk olaydı. Size böyle tavsiyelerde bulunacaklardı. Dolayısıyla güldür güldür gelecek olan şeyi, o sesi, o nefesi kapattığınız için, bak tabii olarak kapatınca çıkmaz. Evet. Arz edebiliyor muyum? Duyuramadınız yeteri kadar. Ama siz lütfen hassasiyet gösterirseniz, bu konuyu arzu ederseniz Allah size lütfeder. İnşallah. Kim arzu ederse Allah ona lütfeder. Amenna ve saddakna. Puandan önce bir şey daha söylemek istiyorum. Az evvel Veterede değerli dostumuz ömrün şu biten neşvesi tam olsun erenler diye merhum dede Süleyman Ergüner'in bir uşak eserini icra etmişti. Doğru mu? Evet. Dün konuşurken saygıdeğer Osman hocam dedi ki aynen bu eser üzerinde konuşuyorduk. Benim dedi ilk geçtiğim eser budur dedi. Fakültede değil mi? Evet, İlahiyat evet, fakültesinde. Evet. Şimdi değerli izleyicilerimize böyle bir ferahlık, bir demet. Hocam puanı alalım ondan sonra. Yapalım değil mi? Buyurun puanı alalım önce. Ama ondan sonra hocamın yapalım. O çok kıymetli mesajlarının yanı sıra aziz izleyicilerimiz bir de görsünler ki ne kadar güzel icracı. Kesinlikle. Puandan hemen sonra alalım. Evet. İcracı. Buyurun. Evet ben 95 puan veriyorum. 95 puan. Efendim Hüseyin Gündüz kardeşimiz kıymetli jürimizden toplamda 287 puan aldılar. Ve kendisini bir kez daha alkışlıyoruz coşkuyla. Ve öylece sahnemizden uğurluyoruz efendim. Aynen. Buyurun. Evet şimdi hocam az önce söylediğiniz üzere Osman hocamla beraber söylemek istediğiniz o eseri hem bir ferahlık olsun evet, Osman hem de bir hocam. Güzellik olsun geceye inşallah. Bereketimizi artırsın. Hani eskiler derler ya imanın şartı 6, 7.'si haddini bilmek, İslam'ın şartı 5, 6.'sı haddini bilmek. Böyle güzel bir icracı varken Halil Necipoğlu kardeşim gibi Cenab-ı Hakk'ın ona lütfettiği böyle enfes bir ses varken benim yani onun yanında hayatta yapmam böyle bir şey. Ben sadece İlahiyat Fakültesi'nde notumu artırmak ve notumu almak için o ilahi geçmiştik hocam. Çok mütevazı. Ama çok evet. Çok mütevazı. Evet estağfurullah hocam bir hakikattir bu. Evet. O zaman ben okuyayım eşlik ettiğiniz siz, yerde siz edersiniz. Siz okuyun izleyicilerimiz de eşlik etsinler. Tamam. Hocalarımız da eşlik etsinler. Ben de kenarından katılayım. Peki. Ömrün şu biten neşvesi tam olsun.
Allah Allah. Son meclisi can üstüne can. Allah Allah. Olsun erenler. Son meclisi can üstüne can. Allah Allah. Olsun erenler. Allah Allah. Şükranla veda ettiğimiz. Şükranla veda ettiğimiz canı fenaya. Son pendimiz ahlâfa deva. Allah Allah. Olsun erenler. Son pendimiz ahlâfa deva. Maşallah. Allah gönlünüzü bereketlendirsin. Mehmet Ali Hocam dün ne söyledi biliyor musun Halil Hocam? Kalbinizi konuşturdunuz. Kalbin konuşmasının ne demek olduğunu bu eserle anladık. Estağfurullah. Evet. Dün hocam sizin için diyor ki ya diyor ben buna kızıyorum ama bir eser giriyor diyor. Her şeyi kapat. Her şey muhteşem diyor. Harika gerçekten. Yüreklerimizi hoşturdunuz. Efendim.